Herkese merhaba, ben Sibel Tahtakıran. Bugün karmanın lordu ve 5 ay sürecek olan Satürn retro hareketinin bizlere olacak etkisinden ve bu etkiyi aslında nasıl yönetebileceğimizden bahsedeceğiz. Satürn 29 Haziran'dan 15 Kasım'a kadar Balık burcunun böyle derin sularında retro hareketine başlayacak. Her zaman büyük bir gezegen böyle yön değiştirdiğinde çok önemli farkındalıklar hayatımızda ortaya çıkar. Bu nedenle 29 Haziran ve sonrasındaki bu hız değişikliklerine veya beklenmedik olaylara biraz daha dikkat ederek hareket edelim lütfen. Şimdi başlıyoruz. Güneş, Ay ve yükselen burcu yengeç olanlar 9. evde Satürn'ün enerjisi, bu sizin ruhsal felsefeniz, dünya arasında metakozmosla olan ilgili olduğunuz alan ama modern dünyamızda da dinlerle biraz ilgili, felsefelerinizle, düşüncelerinizle ilgilidir. Aynı zamanda yabancı ülkelere seyahat ve yabancı kıyılar evi de 9. evdir aslında. Günümüzde kitap yayını ve yayıncılıkla da ilgilidir bu ev. Bu evde bilgi kitapları, hukuk kitapları, bu nedenle mahkemeler de tabii ki vardır 9. evde. Muhtemelen bir de ikinci evlilik evidir. Burada ikinci evlilik ortaklığı da olabilir. Ve bu evde şu anda bir revizyon var. Ve şimdi bu konularda yeniden tekrardan bir gözden geçirme, bu konularda bir derinleşme yaparken gerçekten de ne yapmak istediğinizi tekrardan düşünmek isteyebilirsiniz. Şimdi Satürn Balık burcundaki geçişi tabii ki daha önce de olmuştu. Bu sefer geçen Mart ayında başladı. 2026 Şubat ayında da sona erecek. Ama bu geçişi biz 93 Mayıs'ından 1996 Nisan'a kadar yaşamıştınız. O zaman 9. ev konularında ne yaptınız? Şöyle bir geri dönüp bakın. Bu yaşadığınız bir hikaye çünkü. Bazılarınız için değil ama bazılarımız için evet. Eğer gençseniz karşılaştırabilirsiniz bu durumu. Geçmişte bu enerjiyle ne yapmak istediğinizi görmek için size çok yardımcı olacak bir enerji. Her zaman biraz farklıdır ama genelde yol çok yol gösterici olur. Şimdi burada Satürn yukarıya doğru bir revize yapıyor. Bu çok güzel bir şekilde de size akıyor aslında. Şimdi bu kolay bir enerji. Çünkü Satürn yükselenize, yengeç burcundaki güneşinize, yengeç burcundaki ayınıza üçgen açı yapıyor. Ve videonun başlangıcında da zaten anlattığım gibi Satürn'ün retro yaptığı dereceler 19 dereceden geri gidiyor. Yükselen güneş ve ayınız 19 derece civarındaysa bu oldukça çok güçlü hissedebileceğiniz bir enerji. Ama çok olumlu bir şekilde, bunu herkes için söylemiyorum bakın. Ruhsal felsefenizi yeniden gözden geçirebilirsiniz. Darmik yolunuzu ve hayatınızın anlamını yeniden gözden geçirebilirsiniz. Burada seyahatlerinizi, seyahat planlarınızı yeniden gözden geçirebilirsiniz. Veya daha önce bulunduğunuz bir yere aslında tekrar da seyahat edebilirsiniz ki bu size çok sağlam bir ruhsal destek ve bilgelik getirecek hayatınıza. Bu aynı zamanda ikinci evliliklerin de yeri ve uzun süreli bir aşk hikayesinde evli veya birlikte yaşıyorsanız, eğer yaşamınıza birisiyle devam etmek istiyorsanız gökyüzünün bu kısmında değişiklikler artık olabilir. Ve eğer yayıncılık sektöründe veya kamusal bir konu sizin için önemliyse, yasal sözleşmeleriniz veya hatta burada yeni hani el yazmalarınız, tekrar yeniden kitap yazmalarınızı tekrar yeniden gözden geçirebileceğiniz bir süreçten bahsediyorum. Şimdi Satürn burada olduğunda siz sadece böyle hayatınızdaki başka kimseye de aynı zamanda muazzam bir akış sunar. Bu kişi evlilik partneriniz olabilir veya uzun süreli iş ortaklarınız da olabilir. Bu tür önemli kişilerle bu güzel yansımaları alıyor olurlar. Yani size uzun süreli taahhütlü işlerde önemli olan diğer kişilere de iki yönlü bir akış var demektir. Bunu söyleyeyim. Eğer bir yasal davanız varsa ve Satürn burada retro yapıyorsa, bilirsiniz ki artık yargıç bir karar vermelidir veya avukatlar belgeleri hazırlıyordur. Konularda yeni revizyonlar yapmak için hareket ediyorlardır. Örneğin stratejiyi yeniden düşünmek için tekrar konuya
dönmeniz gerekebilir. Böylece Kasım 15'ten itibaren Şubat ayına kadar olacak Satürn 6. ve 12. evinize de bir kare açı yapacak. Bu da çok fazla gerilim alacak anlamına geliyor. Aynı zamanda 3. evinize de tabii karşıtlık yapacak. Değişiklikler, revizyonlar, gecikmeler ve yeniden düşünme sadece açısal olarak biraz yön kaymaları nedeniyle bu evlerde olacak. Satürn aynı zamanda evcil hayvanlar, biraz kiralama işleri, 6. ev konularına tabii ki bunlar da giriyor. Aynı zamanda tabii ki 6. ev sağlık konularını da gösteriyor ve iş arkadaşlıklarına hizmet aldığımız yeri de gösteren yer 6. ev. Bunlarla ilgili anlaşmalarla ilgili konularda yeniden gözden geçirmeniz, sağlık süreçlerini tekrardan bir yeniden gözden geçirmeniz durumları olabilir. Şimdi retro boyunca biraz gecikmeler, revizyonlar hayatınızda olacak bu konularla, bu ev konularıyla ilgili. Birazcık 12. ev konularıyla ilgili kendinizi böyle sabote etme konularında büyük değişiklikler yapacaksınız. Aslında kendinizi fark edeceksiniz. Birazcık böyle yabancı yerlere seyahatlerde ülkeden, eğer o ülkelerden para kazanıyorsanız, seyahat ettiğiniz yerlerden veya online işlem yapıyorsanız bunlarla ilgili bir revizyonlar olabilir. Tabii 3. evin karşıt burcu olduğu için anlaşmalarla ilgili yine bir değişiklikler olabilir. Seyahat planlarınızda bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Hem Satürn hem de 9. ev daha önce bulunduğunuz bir yer aslında yapılan yabancı ülke seyahatini de gösterebilir. 3. ev konuları daha kısa mesafeli seyahatleri anlatan ev alanıdır. Bu nedenle bu konularla da ilgili yeniden bir düşünme, belki bu konuları bir daha tekrardan değerlendirme, yine bu konularla ilgili gecikme enerjileri bulunabilir. Tabii ki dünyamızda ya bireysel haritalarımızda 3. eviniz ve web sitenizi anlatır, sosyal kullandığınız online medyanızı anlatır. Burada başka biriyle bir ortaklık yapabileceğinizi de anlatabilir. Böyle bir şeyler yapmak için de bazı sözleşmeler yapabilirsiniz. Çünkü bu sözleşmeler de 3. evin özelliğidir. Ama yayıncılık 9. ev yazma işi 3. evle ilgilidir. Kitap yayınlama, sözleşmeleri bu 4 ay boyunca ortaya çıkabilir ama sözleşmeler ve anlaşmalarda birazcık revizyonu getiren yeniden olaylar ortaya çıkabilir. Başka ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Aslında kısa ve öz bir cümle kuracak olursam. Tabii ki Satürn aslında sabır gerektiren bir durumdur arkadaşlar. Çünkü Satürn tavşan değil, aslında bir kaplumbağadır. Hani bir hayvana benzetmemiz gerekirse biraz sabırlı, zorlu, sebat ve değişim revizyonları gerektirir. Satürn burada olduğunda gerçekten ben çok seviyorum retro süreçlerini. Çünkü başarıya işaret eden bir uçurtma kalıbı da zaten var Satürn'ün bu retro sürecinde. Burada projelerde başarı, kısa mesafeli seyahatlerde başarı ve bunlar da sizin için çok olumlu enerjiler geçirecek. Ve aynı zamanda bu uçurtma kalıbı yazarlık tanrıçası Athena'dan da destek aldığını söyleyebilirim. Burada yaratıcılık, ilham perisi ve ilham aynı zamanda burada çok fazlasıyla size akışta olacak. Yine aynı zamanda çocuklarınız ve girişimci, herhangi bir girişimde bulunduğunuz projelerde de stratejik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çünkü Venüs'ten sizdeki uçurtmanın havalanması için çok destek sağlıyor. Çok şanslısınız sevgili yengeçler. Bu retro imzası süresince başkalarını ikna etmek için cazibenizi de bolca kullanın. Çünkü Venüs sizin evde ne istediğinizi herkesin kabul etmesini sağlar ve 3. evde başarıdır. Çünkü Venüs evet diyor ve bu uçurtmayı yazma, seyahat etme, beceri tabanlı ve iletişimde başarıyla havalandıracak sevgili yengeçler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.